Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 22-23-24 Mart 2019 tarihinde yapılan Türkiye geneli özdebir yayınlarının Türkçe sorularını çözmüş olacağım. Bu ve diğer Türkiye geneli deneme sınavlarını daha yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu parçada geçen biçilen elbisenin sanatçıya dar gelmesi sözüyle anlatılmak istenen aşıdakilerden hangisidir demiş. Bakın yalnız bir süre sonra o biçilen elbiseyi sanatçıya dar gelmiyorsa bir sorun var demektir ifadesinden değerli arkadaşlar. Biz şunu anlarız. Eğer eleştirmen kendisini sürekli geliştirmiyorsa, sürekli kendini yenilemiyorsa değerli arkadaşlar o elbise nedir? Ona dar gelmiyor demektir. Geliştiren, yenileyen kişi ise değerli arkadaşlar kabına sığmaz ve e, daha farklı, daha yeni şeyler ortaya koymak ister. O yüzden doğru cevabımız da ne olacaktı? C seçeneği olacaktı arkadaşlar. Sanatçının sürekli kendini geliştirmesi gerektiği üzerinde duruyor bu ifade. İkinci soru, bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir demiş. Şuradan itibaren okuduğumuzda özellikle sloganvari şiirler ve politik yanları ağır basan şiirler o politikanın geçersiz olduğu dönemlerde artık şiirsel bir güzelliği de taşımadıkları için yazıldıkları dönemdeki etkilerini koruyamıyor ifadesini görüyoruz. Buradan çıkardığımız sonuç nedir? Mesaj verme kaygısıyla yazılan şiirlerin kalıcı olması nedir arkadaşlar? Mümkün değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız da E seçeneği olacaktı. Üçüncü soru. Bu parçada yazar yukarıda verilenlerin hangilerinden yakınmamaktadır diyor. Bakın yakınmamaktadır diyor dikkat edecek olursanız. Şu ifadeden sonra daha yakın tarihlerde yaşayanlardan biri hakkında yazmaya kalkarsanız da mirasçılarının engellemeleriyle özel hayatın gizliliği gibi hukuki gibi durumlarla karşılaşırsınız ifadesinden. Değerli arkadaşlar ben neyi çıkarırım? Biyografi yazmak isteyen kişilerin bazı zorluklarla, güçlüklerle karşılaştığını çıkarırım. O yüzden ben burada birinci öncülü elemiş olurum arkadaşlar. Hele edebiyat dışı alanlardaki sanatçılar için yazılan biyografi sayısı 2'yi 3'ü geçmez diyor. Bakın ben bu ifadeden de üçüncü öncülü çıkarmış olurum. Yani farklı sanat dallarıyla uğraşan kişiler için yazılan biyografilerin azlığından bahsetmiş oluyor. Üçü de elemiş olurum. Geriye kalan iki numaralı öncül yani biyografi yazmanın kolay sanılmasından yakınılmıyor değerli arkadaşlar. Böyle bir durumdan bahsetmiyor. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde olumsuz eleştiri söz konusu değildir diyor. 47'liler yakın tarihin dramatik bir dönemini ele alışı ile dikkat çekiyor. Herhangi bir olumsuz bir durum yok. Biri alırım. Yapıtta Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yaşayan farklı sınıfsal kökenlere sahip üniversiteli gençler birbirleriyle ve aileleriyle ilişkileri içinde anlatılmış ifadesinde de olumsuz bir eleştiri yok. 2'yi de almış olurum. Bundan dolayı da doğru cevabım A seçeneği olmuş olur. Diğer seçeneklere de baktığımda bakın arkadaşlar 3. cümlenin sonunda somut kişiler olarak beliremiyor bir türlü ifadesi olumsuz bir ifadedir. 3'ü elemiş olurum. 4. cümlede yazarın tiplemeleri o kadar inandırıcı değil ifadesini görüyoruz. Bundan dolayı 4'ü de elemiş olurum. Yine Beşinci cümlede yazar onları uzun uzadıya konuşturmak zorunda kalmış ifadesi de olumsuz bir ifadedir. Beşi de elemiş olurum arkadaşlar. Beşinci soru. Bu parçada virgülün işlevleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi uygun bir örnek yoktur demiş. Sıralı cümleleri ayırma diyor. Bakın arkadaşlar şuradaki virgül görmüş olduğunuz gibi bakıyor yüklem yapıyor yüklem. iki yüklemi ayırdığından dolayı A seçeneğini barındırıyor. Bundan dolayı da A seçeneğini elemiş oluruz. Ard arda sıralanan eş görevli sözcük kümelerini ayırmak için demiş. Burada da soğan çorbası, kaz ciğeri ve parmesan kabuğundan pişirilmiş şekerli pirzola diyor. Bakın arkadaşlar şuradaki bu virgüllerde özneleri ayırmak için kullanılmış. Bundan dolayı ben buradan da B seçeneğini çıkarmış olurum. B seçeneğini de elemiş olduk özel olarak vurgulanması gereken bir ögeyi belirtmek için diyor. Bakın burada Shamonix diyor arkadaşlar. Onu vurgulamak için virgül kullanılmış. Yani özneyi vurgulamak için kullanılmış. D seçeneğini buradan çıkarırım. D seçeneğini indelemiş olduk. Tırnak içine alınmayan aktarma cümleleri belirtmek için diyor E seçeneğinde. Diyor ifadesine bakın. Virgül kullanılmış arkadaşlar. Burada da nedir? Alıntı bir cümle olduğunun göstergesidir. Buradan da E seçeneğini çıkarmış olurum. Bunu da elemiş oldu Parçada herhangi bir ara söz olmadığı için arkadaşlar cevabımızda 6. soru. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi ayraçla gösterilen yerlerden birine getirilemez demiş. Bu adanın tarihine uzanan bir keşif turuna kim hayır diyebilir? Arkadaşlar soru sorduğu için nedir burası? Soru işaretidir. C seçeneğini elemiş oluruz. Ülkenin geçmişine bir yolculuk yapmak istedim ben de tura katılarak. Nokta. Sempatik virgül Bakın B seçeneğinde indirilmiş olduk. Keskin, zekalı ve bilgili rehberim şöyle dedi bana. Arkadaşlar ne var burada? İki nokta var. E, alıntı bir cümle olduğundan dolayı iki noktayı indirilmiş olurum. D seçeneğini. Düzen ve kaos üreten çağların, kültürlerin birleşimini burada görecek. Noktalı virgül. Bu insanların nasıl bir millet nasıl bir medeniyet olduğunu anlayacaksınız ifadesinde noktalı virgülde elemiştik. Herhangi bir eksiltili cümle olmadığı için ya da örneklerin devamı niteliğinde bir kullanım olmadığından dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru nesneyi buldurmaya yöneliktir diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Böylesine zor bir soruyu sen nasıl çözdün ifadesinde nasıl sözcüğü zarf tümlecini buldurmaya yöneliktir. Kolay çözdüm dersem Bugünkü Türkçe dersinde filmler konusu mu anlatıldı ifadesinde? Yine arkadaşlar buradaki mu sorusu yani mı mi soru edatı özneyi buldurmaya yöneliktir. Filmsiler anlatıldı desem sözde özne oluyor. Fuardan aldığınız kitaplardan hangisi daha pahalıydı ifadesinde ise yine hangisi sözcüğü burada özneyi buldurmaya yöneliktir. Kimya pahalıydı desem. Tiyatroda izlediğiniz oyunu kim daha çok beğendi ifadesinde ise kim sözcüğü yine özne, özneyi buldurmaya yöneliktir. Ahmet beğendi, Mehmet beğendi gibi arkadaşlar. Okul arkadaşın Kadir telefonda sana ne anlattı cümlesinde bakın anlattı yüklem kim? Okul arkadaşın Kadir özne. Nerede? Telefonda dolaylı tümleç. Kime? Sana dolaylı tümleç. Ne anlattı ifadesi ise burada nedir? Belirtisiz nesnedir. Bundan dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız e seçeneği olacaktır. 8. soru bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenler ağır basmaktadır diyor. Arkadaşlar parçayı dikkatlice incelediğimizde parçanın genelinde göçmen kuşlardan bahsediliyor. Bilgi veren bir yazı. O yüzden nedir burada? Açıklama tekniği kullanılmıştır. Yine şurada da dikkat edecek olursanız Türkiye'nin Türkiye'de durum diğer coğrafyalara göre demiş zaten e göre var. Diğer coğrafyalarla karşılaştırdığını görüyoruz. Buradan da karşılaştırma çıkar arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. Dokuzuncu soru. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün Türkçe özdeşi cümlelerin hangilerinde yoktur diyor bakın arkadaşlar. Bakalım. Sessizce yüzdüğünü gördüm ifadesinde yüzdüğü nedir? Fiilimsidir. Nasıl yüzdüğünü sessizce yüzdüğünü durum zarfı görevinde kullanılmış. Bakalım. Şimdi arkadaşlar köyün girişinde bizi karşılayanlar sıcak kanlı bir grup köylü ifadesinde zarf yok. O yüzden bir numaralı cümleyi alabilirim. Pencerenin önünde bekleyen yavru kedi annemin verdiği sütü içiyordu ifadesinde yine zarf olmadığı için 2'yi de alırım. Bundan dolayı cevabımız A seçeneğidir. 3 numaralı cümlede bitmek fiil Nasıl biter? Komşu ülkelerin müdahalesiyle biter. Durum zarfıdır. Gelmişti fiil. Nasıl gelmişti? İyi gelmişti. Durum zarfıdır. Öğretmenimiz neden diğer arkadaşlarının yanına top oynamaya gitmedin dedi ifadesinde ise neden sözcüğü fiili belirtiyor. Gitmek fiil. Bu da nedir arkadaşlar? Soru zarfıdır. En nihayetinde zarf olduğundan dolayı bunu da elemiş oluruz ve doğru cevabımız da 1 ve 2 numaralı cümleler olacak arkadaşlar. 10. soru bu parçada sözlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor arkadaşlar. Burada değerli arkadaşlar dikkat edecek olursanız gözlerin rengi, kişinin kırılganlığı, samimiyetini, şefkatini ve sevgi ile karşısındakine olan güvenini yansıtır ifadesinden biz bireyin kişilik özelliklerini anlamada etkili olduğunu çıkarabiliriz. Bundan dolayı A seçeneğini ederiz arkadaşlar. Yine şurada ruh halinin dışa yansımasının en önemli ipucu gözlerdir diyor. Bundan dolayı arkadaşlar ben buradan B seçeneğini de çıkarmış olurum. Kişinin ruhsal durumunu gerçekçi bir şekilde dışa yansıttığının göstergesidir. Şurada değerli arkadaşlar dikkat edecek olursanız gözün o anki durumları, şekilleri, insanın dünyaya bakış açısını, değişikliklere ve yeniliklere karşı açık olup olmadığını ve ruh durumuyla ilgili mesajları verir bize ifadesinden. Yani şu ifadeden bir kişinin gerçek düşüncelerini sezmede rolü olduğunda çıkarırız. Ve değerli arkadaşlar, bilim insanlarının yaptıkları çalışmalardan hakkında değişik araştırmalar yapıldığında çıkarırız. Dolayısıyla sözden çok daha etkili bir iletişim aracı olduğuna parçada değinilmemiştir. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir diyor. Türkiye'de arkeoloji çalışmaları 1931 yılında ilk Türk arkeoloğu olan Remzi Oğuz Arı'nın Çatalhöyük'te yaptığı kazılarla başlamıştır ifadesinden arkadaşlar biz 1931 yılından önce Türkiye'de arkeoloji çalışması yapılmamıştır ifadesini çıkarabiliriz. Bundan dolayı doğuracağımız doğru cevabımız B seçeneğidir. 12. soru aşağıdakilerden hangisi bu iki cümlede ifade edilenleri anlamca doğru bir biçimde birleştirmiştir diyor. Bakın Böbrek taşlarının fazla büyümeden vücuttan atılması insan sağlığı için önemlidir. Böbrek taşının büyük olması taşın böbrek kanalları içinde sıkışmasına ve hastanın daha fazla acı çekmesine neden oluyor ifadelerinden bu iki cümlenin birleşim olarak arkadaşlar şunu çıkarabiliriz. Kişinin sağlığı ve çekeceği acının daha az olması için böbrek taşları böbrek kanallarına sıkışacak büyüklüğe ulaşmadan vücuttan uzaklaştırılmalıdır ifadesinin bir bütün şeklinde bu cümleleri karşıladığını görüyoruz. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. 13. soru. Aşağıda verilenlerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene anlamcı en yakındır diyor. Başarıya ulaşamayanların %90'ı yenilgiye uğramamış, sadece pes etmiştir diyor. Bakın. Buradan da şunu çıkarabiliriz arkadaşlar. Yaşadığı başarısızlığı kabullenip gerçekle yüzleşenler başarı yolunda sağlam bir adım atmış olurlar ifadesi cümleyle anlam yönünden uyuştuğu için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu parçanın bütününde sanatçı aşağıdakilerin hangisinden söz etmiştir diyor. Arkadaşlar paragrafın geneline baktığımızda sanatçının yazmaya karar verme süreci üzerinde duruyor. İşte önceleri bir şirkette çalışıyor mühendis olarak. Daha sonraları arkadaşlar müziğe atılıyor biliyorsunuz. Çocukluğundan beri gönlümde yatan yeni bir şeyler oldu diyor. Sonra müziği de bırakıyor değerli arkadaşlar. Yazmaya başlıyor. Bu da onun yazma serüvenini anlatmıştır. Yazma sürecini anlatmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 15. soru. Bu parçada söz edilen eserden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. A seçeneğinde arkeolojinin gelişimi hakkında bilgilere yer verdiği demiş. Bakın arkadaşlar şurada dünden bugüne arkeolojinin geçirdiği aşamaları öğrenebilir demiş. Ben buradan A seçeneğini çıkarmış olurum. A seçeneğini eledik. Arkeologların çalışma yöntemleri ne demiş? Bu da arkadaşlar arkeologların özenli çalışmaları derken buradan bunu da çıkarmış olurum. B seçeneğini delemiş olduk. Teknolojinin arkeolojide nasıl kullanıldığını ifadesini görüyoruz. C seçeneğinde bunu da arkadaşlar en son cümleden çıkarabiliriz. En yeni teknolojik gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz diyor. Buradan da C seçeneği elenmiş olur. Dünya cümle arkeolojik alanlar hakkında bilgilere demiş. Bakın bunu da değerli arkadaşlar ben şuradan çıkarabilirim. Size dünyanın en ünlü arkeolojik öğrenleri demiş. Buradan da D seçeneğini çıkarmış olurum. D seçeneğini delemiş olduk. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır diyor. E seçeneğine bakalım hemen. Nem, ışık, aşırı sıcak gibi bir etki olmadıkça bal kolay kolay bozulmaz ifadesinde etki değil arkadaşlar. Ne olacak bu? Etken olacak. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneğidir. Yanlış anlamda sözcük kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. 17. soru. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerindeki deyimler birbirine anlamcı en yakındır? Birinci cümlede kedinin mutlak tezgahında dolaştığını görünce kan beynine sıçradı ifadesinde bakın. Kan beynine sıçramak genellikle kızmak için kullanılır arkadaşlar. Çantasını koyduğu yerde bulamayınca kadının yüreği ağzına geldi ifadesi. Korktu için arkadaşlar genellikle kullanılır. Ödev günü yaklaştıkça öğrencilerin etekleri tutuştu. Telaş anında ifade edilen bir deyimdir arkadaşlar. Bu da telaşlanmak anlamına gelir. Satıcı tepesi atınca dondurma arabasını kenara çekip satışı durdurdu ifadesinde ise tepesi atmak ifadesini görüyoruz. Yine bu da nedir? İnsan kızdığı zaman böyle bir deyim kullanır. Bundan dolayı da 1 ve 4 numaralı cümleler anlam bakımından birbirine uygun olduğundan dolayı deyimler arkadaşlar doğru cevabımız da B seçeneği olacaktı. 18. soru. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Belirtili ad tamlaması diyor değerli arkadaşlar. Nerede var? Duvarın tarafı. Her ikisi de ek almış arkadaşlar. Nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Belgisiz zamir diyor D seçeneği. "Biri" ifadesi nedir burada? Belgisiz zamirdir. Bundan dolayı biz D seçeneğini elemiş, elemiş oluruz. E'yi de elemiştik zaten. Zamirden türetilmiş ad diyor. Bakın kimden kimse, kimseden kimsesiz, kimsesizden de kimsesizlik olmuş. Bu da nedir arkadaşlar? Türemiş bir zamirdir. Bundan dolayı C seçeneğini de elemiş olurum. Ek eylemli yüklem diyor. Mustaribin bu duvarın dış et tarafında derken Mustaribin ifadesi isimdir. Ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenmiştir. Bundan dolayı ek fiil almıştır arkadaşlar, Yükleme olmuştur. B seçeneğini demiş oluruz. Bu cümlede herhangi bir çekimli fiil olmadığından dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. 19. soru. Bu parçada Ahmet Hamdi Tanpınar ve rüya kavramıyla ilgili olarak yargılardan hangileri çıkarılamaz demiş. Bakın 19. soruda Birinci cümlede şiir anlayışında önemli bir yerinin olduğu ifadesini görüyoruz. Şiir estetiğini ören en önemli unsurlardan biri rüyadır demiş. Buradan bir numarayı çıkarabiliriz. Dördüncü cümlede bu kavrama yönelmesinde Batı şiirini tanımasının da etkili olduğu ifadesi var. Rüya kelimesiyle beraber bilinçli çalışmaya dayandığını belirtilir. Tanpınar'ın rüya haliyle ilgilenmesi sadece Valery'den gelen bir etkilenme değildir ifadesinde. Batı şiirini tanımasında etkili olduğunu görüyoruz. Buradan da 4 çıkar arkadaşlar. 4'ü de elemiş olduk. 1 ve 2'yi çıkaramadığımızdan dolayı da doğru cevabımız C seçeneğidir. 20. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Birinci cümle iki ögeli bir ad cümlesidir diyor. Ebru sanatı görsel açıdan şölen haline gelen çok renkli ve kıymetli bir sanattır ifadesinde bakın. Virgülden sonrası komple yüklemdir arkadaşlar. Ne kıymetli bir sanattır? Ebru sanatı burası da özne. Sanat zaten isim. Bundan dolayı birinci seçeneği yani A seçeneğini elemiş oluruz. Hem iki ögeli hem de ad cümlesidir. B seçeneğinde ikinci cümlede sözde özneye yer verilmiştir diyor. Suyun üzerinde renk vermeye çalışmalarıyla yapılan süsleme sanatı olan ebru günümüzde artık pek uygulanmıyor. Bakın uygulanmıyor yüklem ve fiil. Kim uygulamıyor belli değil. Uygulayan, uygulanmayan ne? Değerli arkadaşlar, süsleme sanatı olan ebru burada da nedir bu? Sözde öznedir. Bundan dolayı B seçeneğini elemiş oluruz. Üçüncü cümlenin yüklemi birleşik zamanlı fiildir diyor. Arkadaşlar bulunuyordu yüklem. Yor şimdiki zaman du ek fiilin hikayesi. Dolayısıyla şimdiki zaman hikayesi bu da birleşik zamanlı bir fiildir. C seçeneğini elemiş olduk. Dördüncü cümlede fiilden isim yapım eki almış sözcük vardır diyor. Bakalım özellikle Osmanlı'da Ebru sanatı önemli bir iş koluydu ifadesinde. Fiilden isim yapım eki almış sözcük bulunmadığından dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Beşinci cümle girişik bileşik bir fiil cümlesidir diyor. Arkadaşlar bakın tek yüklemden oluşmuş ve içinde isim fiil 2 almış. Bundan dolayı da e, girişik birleşik bir cümledir. E seçeneğini de elemiş oluruz. 21. soru. Bu parçadan Ahmet Kutu Tecer ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Batı tiyatrosunun yakından tanıdığı ifadesini görüyoruz burada. Bakın arkadaşlar Fransız tiyatrosunu tanıma imkanı bulur ifadesinden biz A seçeneğini çıkarmış oluruz. Dolayısıyla A seçeneğini elemiş olduk. Yine tiyatroya ilgisinin yazarlığının öncesine dayandığı ifadesini görüyoruz. Bakın şurada da çocukluk yıllarında arkadaşlar başladığını belirtiyor. Bu yüzden burada C seçeneğini demiş oluruz. D seçeneğinde batı unsurları ile milli unsurları Türk tiyatrosunda sentezlediği ifadesi var. Şurada batı tekniği ile folklorun ve halk malzemelerin birleşiminden milli tiyatroya ulaşmak ister ifadesi görülmektedir. Buradan da arkadaşlar biz D seçeneğini bulmuş oluruz. Bunu da eledik. Folkloru ve halk ürünlerini önemsediği ifadesi de şuradan bakın yerliliği savunur, kaynağını yerli ve milli unsurlarımızdan alan tiyatro eserleri ifadesini görüyoruz. Buradan da E seçeneği çıkmış olur arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneğidir. Türk tiyatrosunun kurumsallaşmasına katkı sağladığı belirtilmemiş arkadaşlar parçada. 22. soru. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar demiş. Arkadaşlar paragrafın geneline baktığımızda 6. cümleden itibaren edebiyat ve okumak aynı zamanda okuma zevki üzerinde durmuş. Dolayısıyla 6 numaralı cümleden sonra paragraf nedir? 2'ye ayrılabilir. 23. soru. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Bakalım Fırat Nehri nedir? Böyle yazılır. Doğru. 300 metre karelik demiş. Bu da böyle yazılır. Doğru. Yurt dışı ifadesi ayrı yazılır. Doğru. Ekip de böyle yazılır. Yumuşama olur. E aldığında arkadaşlar. Bu da doğru. Belkıs köyün ifadesinde köy, il, ilçe, kasaba nedir arkadaşlar? Küçük yazılmalıydı. Bundan dolayı da Doğru cevabımız nedir? C seçeneğidir. 24. soru. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Bakın benzetecek ifadesinde K yumuşak G olmuş arkadaşlar. Ünsüz yumuşaması var. E seçeneğini elemiş oluruz. Yine göğsümüzde kelimesine baktığımızda kelimenin kökü göğüstür. Ünlü düşmesi var arkadaşlar. B seçeneğini de elemiş oluruz. Coşkun ifadesine bakalım. Normalde değerli arkadaşlar gun ekidir bu coşkundur. G fıstıkçı şahaptan sonra geldiği için K'ye dönüşmüştür. O yüzden coşkun diye yazılır. Ünsüz benzeşmesini de elemiş oluruz. Eserlerine derken buradaki N kaynaştırma harfidir. C seçeneğini de elemiş oluruz. Parçada herhangi bir ünsüz düşmesi söz konusu değildir arkadaşlar. 25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Bakın B seçeneğine baktığımızda Y kaynaştırma harfinin ünlü daralması yaptığını görüyoruz. Oysa Y kaynaştırma harfi demek yemek ve ne sözcüklerinde daralma yapar. Bunların dışında daralma yapmaz. Olumsuzluk ekini daralttığı için de doğru cevabımız nedir? B seçeneğidir. 26. soru bu parçada konuşan sanatçının asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın arkadaşlar çünkü diye başlayan kısımdan sonra okuduğumuzda bu sanatçının yaşamı tek boyutlu yansıtan kişilerin gerçek anlamda sanatçı olamayacağı üzerinde durmuş. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneğidir. 27. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı türde fiilimsiler bir arada kullanılmıştır diyor. Bakın aynı türde fiilimsiler. E seçeneğine bakalım hemen. Geçen demiş. Bu nedir arkadaşlar? Sıfat fiildir. Geçti ifadesi var. Bu da sıfat fiildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da E seçeneğidir. 28. soruya geçiyoruz. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir diyor. Arkadaşlar burada biz ne yapıyoruz? Paragrafın ilk cümlelerine çok dikkat ediyoruz. Bakın ne diyor? Tersine ifadesi çok önemli burada. Bence bir yönüyle günceli de içine almayan veya onunla bağlantı kuramayan bir roman edebiyatın geleceği açısından daha sorunludur ifadesini görüyoruz şuraya kadar. Ben buradan D seçeneğine bakabilirim. Romanda güncel konulara yer vermek romanın kalıcılığına bakın engel oluşturur diyor. Bu da tersini ifadesini kullanıyor. Bundan dolayı da arkadaşlar paragrafın geri kalan kısmına da bakacak olursak anlam bütünlüğü sağladığını görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. 29. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra "Bu yüzden başarılı olmak isteyen yazarların belli bir türe odaklanıp o türde yazmaları gerekir." cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz diye bir sorumuz var. Bakın dikkat edin hangisinden sonra ifadesi önemli. Bir de arkadaşlar bu cümleye bakacak olursanız bu yüzden kelimesi çok önemli burada. Nedir? Genellikle bir sonuç cümlesi gibi duruyor arkadaşlar. Sonuç cümlelerinde kullanılır bu ifade. Bundan dolayı da ben bunu arkadaşlar 5 numaralı cümleden sonra getirebilirim. Yine okuduğunuzda dil ve anlam bütünlüğünü sağladığını göreceksiniz. Bu yüzden de doğru cevabımız E şık olacak arkadaşlar. 30. soru. Yukarıda verilen cümleler anlamlı ve kurallı bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur demiş. Osmanlı kültürünün ve toplumsal yapısının bir kesitini yansıtan Gölge Oyunu Türkiye'ye Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Mısır'ı Memlüklerden almasıyla geldi ifadesi nedir? Bir olur arkadaşlar. Daha sonra Sultan Türkiye'ye dönerken 600 Memlük sanatçısını beraberinde getirmişti. Bunların içinde Memlük Gölge Oyunu sanatçıları da vardı ifadesi 2 olur. Çok eskiden beri kukla oyununu bilen ama gölge oyunu ile ilk kez karşılaşan Türk sanatçılar gölge oyununu çabucak öğreniverdiler ifadesi 3 olur. Türk şiirini, müziğini, danslarını, mizahını, söz oyunlarını koyarak İstanbul'daki çeşitli milletlerden kişileri ekleyerek kısa zamanda çok zengin ve renkli bir gösterime ulaştılar ifadesi 4 olur. 17. yüzyıla gelindiğinde tekniğe daha da geliştirdiler. Oyuna da baş kişisi Karagöz'ün adını verdiler ifadesi ise 5 olur. Biz arkadaşlar baştan 4. sorduğu için doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 31. soruya geçiyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Bakın arkadaşlar paragrafı okuduğumuzda 5 numaralı cümle parçayla dil ve anlam bütünlüğü sağlamadığı için anlatımın akışını kestiğinden dolayı arkadaşlar 5 numaralı cümle anlatımın akışını bozan cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 32. soru bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır diyor. Bakalım. Bu tavır günümüzde giderek artmakta, hatta tanık olmuşsunuzdur. Okumadan birisini reddedenler de vardır. Ben okumadım ama o yazarı sevmem der, derler. Nereden biliyorsun okumadınsa? Belki o yazarın okuduğun bir romanı ya da kitabını sevmedin ama diğerini seveceksin. İfadelerine baktığımızda, yani şu son ifadelere baktığımızda peşin hükümlü ve ölçüsüz yargılamaların yaygınlaşmasından arkadaşlar nedir? Ee, parça yazan kişi şikayet etmektedir. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. 33. Soru. Bu parçanın başına Düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur diyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda biz ne yapıyoruz? Kendisinden sonraki cümleyle dil ve anlam bütünlüğü olup olmadığına bakıyoruz. Bunu okuyalım, bu cümleyi okuyalım. Ne kafamda ne de kağıt üzerinde roman şöyle başlayacak, böyle gelişecek diye bir düşünce oluyor. Benim sorunum ilk cümle. İlk cümleyi bulduktan sonra devamı geliyor ifadesine baktığımızda sanatçının... Önceden herhangi bir şey düşünmeden, tasarlamadan, planlamadan aklına gelen şeylerle yazdığı görülmektedir. Bundan dolayı da C seçeneğinde yer alan "Ben romanlarımı önceden tasarlamadan yazıyorum." ifadesi bu parçanın başına gelebilecek en uygun cümle olduğu için doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. 34 ve 35. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız demiş. 34. soru bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmamıştır diyor. Bakın yararlanılmayanı soruyor. Kurallı cümleler demiş. Bakın arkadaşlar yüklem nedir burada? Sonda olduğu için kurallı cümleler vardır. B seçeneğini elemiş oluruz. Yine Sümerler tarihte yazıyı ilk kullanan topluluk olmuşlardır diyor. Araştırabiliriz, kanıtlayabiliriz arkadaşlar. O yüzden nesnel yargıdır. C seçeneğini elemiş oluruz. Parçanın geneline baktığımızda bir açıklama olduğunu görüyoruz. Yazıyla ilgili bir açıklama, bilgi verme olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı D seçeneğini dilemiş oluruz. Şurada dikkat edecek olursanız, ticaret ilişkisi sonucunda Mısırlar yazıyı öğrenmişlerdir ifadesinden ise gerekçeli bir yargının olduğu görülmektedir. Bu yüzden A seçeneğini de elemiş olduk. Arkadaşlar paragrafta herhangi bir kişinin sözüne yer vermediği için tanık gösterme nedir? Yoktur arkadaşlar. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktı. 35. soru, bu parçadan yukarıda verilenlerden hangileri çıkarılamaz demiş. Bakın bize neyi soruyor? Çıkarılamayanı soruyor arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edelim. Hieroglyph yazısının bir alfabe niteliği taşımadığı demiş. Bakın, şurada da arkadaşlar hieroglyph adı verilmiştir. İçerisinde hiç sesli harf bulunmadığından bu yazı alfabeye dönüşememiştir ifadesini görüyoruz. Buradan nedir arkadaşlar? Biz birinci öncülü çıkarabiliriz. O yüzden biri elemiş olduk. Dikkat edecek olursanız arkadaşlar şurada rahipler tarafından resim yazısı kullanılmıştır ifadesini görüyoruz. Buradan da değerli arkadaşlar 3 numara çıkar. Tarihte kullanılan ilk yazının resim yazısı olduğu ifadesi çıkmaktadır. Hatta şurada da ilk diyor bakın ilk olarak rahipler tarafından resim yazısı kullanılmıştır diyor. O yüzden 3'ü de elemiş oluruz. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Yalnızca 2'dir. Yani C seçeneğidir. Çivi yazısının zamanla fenike alfabesine dönüştüğü yer almıyor. O yüzden de doğru cevabımız C seçeneğidir. 36. soru. Bu cümlede boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirmelidir demiş. Bakın arkadaşlar iki numaralı yere nedeniyle karşısında ifadesi gelmez. Son kısma değerlendirilir ifadesi gelmez. Yine e, ilk kısma da gizleyen ifadesi gelmez. Bundan dolayı yazar otobiyografik özellikler barındıran romanında duygu ve düşünceler bakımından romanın kişisi olan süre, e, sunayla özleştirir kendini ifadesi anlam ve dil bütünlüğü sağladığı için nedir? De, e, doğrudur arkadaşlar. Bu yüzden de doğru cevabımız D seçeneğidir. 37, 38 ve 39. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız demiş. 37. soru. Bu parçada Usta Romancının diğer eserleri yönelik eleştirileriyle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir ifadesinde bakın Usta Romancı'dan bahsediyor. Arkadaşlar şu kısmı okuduğumuzda bize şunu veriyor çok yönlü kişiliklerinin eserdeki bütün ayrıntıları görmelerine yardımcı olduğunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktı. Bu parçada altı çizili bölümle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş? Metnin sağındaki solundaki tüm tarafların yerine geçebilmesi Buradan arkadaşlar biz neyi anlıyoruz? Gerektiğinde yazar, gerektiğinde okur kimliğini bürünebilmek ifadesini görüyoruz. Kim yapıyor bunu? Usta sanatçılar ve ona göre değerlendirmelerini yapıyor. Bundan ötürü de doğru cevabımız nedir? D şıkkıdır arkadaşlar. Geçiyoruz 39. soruya. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Baktığınızda arkadaşlar şurada görüyoruz bu boşluğu. Bu, burada dikkat etmemiz gereken husus nedir? Hem kendinden önceki cümlelerle hem de kendinden sonraki cümlelerle dil ve anlam bütünlüğü sağlamasıdır. Böylece tıpkı oluşturduğu roman karakterlerinin zihnine girebilmesi gibi hakkında yazdığı eserlerin sahiplerinin de bilinç akışını keşfeder. Bu onu aynı zamanda hoşgörülü kılar. Bakın ne diyor? Hoşgörülü kılar diyor. Kurmacanın hangi sancılar içinde doğduğunu düşünür ifadesine bakalım. Bunu değerlendirdiğimizde arkadaşlar en uygun seçenek nedir? B seçeneğidir. Bir metni acımasızca eleştirebilecekken hoşgörüyü kullanıyor bakın buradaki gibi. Durup bir kez daha düşünmeyi ne yapmıştır arkadaşlar? Yeylemiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Son sorumuza geldik arkadaşlar. 40. soru. Bir yazarın ele aldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Bakın birinci cümlede yapıtla ilgili nesnel bilgiler veriliyor ifadesinde. Sanatçının ilk kez 1981'de yayınlanan 1001 Gece denemeleri kapsamında yer alan kitabı 8 deneme yazısından oluşuyor ifadesi. Doğrudur, nesnel bir bilgidir. A seçeneğini elemiş oluruz. İkinci cümlede anlatımsal olarak farklı türlere özgü niteliklerin bir araya getirildiği söyleniyor. Bakalım sohbetle deneme arasında bir sarkaç gibi salınan üslup demiş. Bunu da arkadaşlar elemiş oluruz. Bu da doğru. Üçüncü cümlede biçemin ilgili bir beğeni ortaya koyuyor diyor. Bakalım. Bakın keyifli bir anlatım ifadesini görüyoruz. Buradan bunu da çıkarabiliriz. C seçeneğinde elemiş olduk arkadaşlar. Beşinci cümlede ise yapıtlarının öğretici boyutları olduğundan söz ediliyor. Bakalım eğer deneme türü bir eğitim yöntemi olarak kullanılsaydı bu konuda ülkemizdeki en başarılı, ilginç ve etkili kullanımın belki de onda olduğu sonucuna ulaşırdık ifadesinde eğitim, öğretim aynı şeyler arkadaşlar. Dolayısıyla E seçeneği incelemiş oluruz. Dördüncü cümlede okuru yapıt karşısında edilgen kılan yönleri olduğu belirtiliyor ifadesi olmadığından dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki Türkiye Geneli Deneme Sınavında buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.